hala geçiyor zaman. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Kontrol bende. Bir detay alalım Pınar Hanım önce. Muhteşem bir güzellik. Kanka gel geri mikrofonu. At geri kendine. Geç Cumhur karşısına. Evet. Dur şaka yapıyorum. Tamam mıyız? Evet. Evet, hoş geldiniz. Senin adamın hepsi kalmasında ya. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, çok şıksınız öncelikle. Nasıl hazırlandınız bu gece? Alttan geçmeyin ama lütfen. Çekemiyorum ki ama abi ya. Buyurun, evet. Tekrardan siz hoş geldiniz. Nasıl hazırlandınız bu gece? Yani biraz son anda hazırlandım. Aslında yoğun çalıştığım Cenk için. Cenk'e bir geri gelsene. Yardım açmaya başka bir işe girdim. Son anda hazırlandım ama canım Murat Sonuççu'nun beni neden hazırladı. Teşekkür ederim. Öyle. Muhteşem bir platform tanıtımı yayınlandı. Yayına girdi. Neler söyleyeceksiniz? Sizin de projeniz var. Var. Çok heyecanlıyım. Bir de zaten Disney Plus yani şu an gerçekten Türkiye için bence nefes gibi bir şey. Farklı platformların oluyor olması, farklı hikayelerin, daha farklı hikayelerin anlatılacak oluyor olması zaten. O yüzden çok mutluyum. Sen beğendin mi? Evet, beğendik. Sizinle alakalı da biliyorsunuz Yargı sezon finali yaptı. Bir tatile çıktınız galiba ufak. Gidemediniz. O karavanı görünce biz... Hangi karavan? Kaan Bey'in karavanını görünce acaba dedik birlikte bir tatile mi gidildi diye ama... Ben Yargı bittiği anda Star'ın hazırlıklarını, Star diye pardon, Koda Dağcı'nın hazırlıklarına girdim ve şu an setteyim zaten. Şimdi setten geliyorum. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Bir görüntü alalım ama Pınar Hanım. Bir detay alalım. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Evet, hazır mıyız? Evet. Evet, Leyla Hanım, iyi akşamlar. Cenk'e abi, çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi sizler. Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Çok güzel bir gecedeyiz. Çok heyecanlı. Biliyor muyum? Evet, neler söylemek istersiniz? Bu arada Disney'lik dizide sizin diziniz var. Evet. Ya o yüzden bizim için çok daha farklı bir heyecan tabii ki. Kaçışımız yayına girdi. Çok mutluyum. Yani genel olarak Disney'in hani kaçıştan bağımsız Disney'in Türkiye'ye gelmiş olmasıyla ilgili konuşursam Disney Plus. Yani bizim mesleki açıdan elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular olarak artık bizi böyle motive edecek, bizim üretkenliğimizi böyle körükleyecek işlere denk gelmek çok zor. Kaçışım ve yani kaçışla birlikte tabii ki Disney Plus'ın da bize bir umut kapısı olması çok sevindirici tabii ki. Çok değerli. Bundan daha kıymetli bir şeydi. Karşımızda en az biz oyuncular kadar hevesli, böyle işler yapmaya hevesli insanlar var. Çok denk gelmiyoruz böyle şeylerle. O yüzden ben kendi adıma çok mutluyum. Hadi bakalım hepinize hayırlı olsun. Peki sektöre. Çevrenizden gelen tepkiler nasıl oldu? Ben hiçbir şeye bakamadım biliyor musun? Sabah uyanıp koştura buraya çatın. Yani çok heyecanlıyım. Biriktiriyorum bütün tepkileri ama çok benim kulağıma güzel şeyler geldi benim için. Önemli olan bu. Teşekkür ediyorum. Son olarak burunda estetik mi var? Onu da öğrenseydik. Nasıl bir saç bulundu? Öğrendim. Merak ettik de öğrenmek istedim. Öyle bir şey olsa söylerim. Peki, teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz Hande Hanım. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Öncelikle ondan başlayalım. Pırlantalar, takılar. Şöyle hazırlandım. Aslında çok uzun sürmedi. Hı-hı. Ama çok heyecanlı bir gün olduğu için benim için bitmedi yani. Nilay hazırladı beni bu geceye. Onu çek. Ali Rıza'nın gibi. Daha Tayfun Kaba'dan giyindim. Efsane bir elbise. Evet. Ben de çok iyi hissediyorum. Bayağı kalabalık bir ekip hazırlamış evet, sizi. Evet ama her zaman kimi kalabalık ekip hazırlamıyor. Muhteşem bir platform hayatımıza girdi. Marka üzerinden bir tanesisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ufak bir teaser de yayınlandı. Evet, daha bir sürü şey var. Umarım onları da görürsünüz. Yani ben çok heyecanlıyım tabii ki böyle platformla beraber çalıştığım için. Harika bir gece olacağına inanıyorum. Sizin gibi ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İçeride neler var, nasıl bir ortam çok merak ediyorum. Bence çok güzel geçecek. Evet, belli olan projeniz var mıdır? Peki çalışmalar başladı mı? Hani en azından burada böyle bir sürpriz yapabiliyor muyuz? Yok yani şu an henüz net bir şey yok. Ama çok heyecanlandıran projeler var. En yakın zamanda çok güzel haberler vereceğim inşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür edelim. Veda etme. Acele etmeyin arkadaşlar. Detayımızı alalım. Ben mi geçebilir miyim? Sakin. Öncelikle biraz geniş kızını mı anlıyorsunuz? Öyle mi diyorsun? Abi yaramış. Beni çekeyim mi? Görüntü işi bitti mi bana söyleyin. Evet.
Evet, çok pardon. İyi miyiz? Evet, hoş geldiniz Melisa Hanım. Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım bu akşam için özellikle. Evet, çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle? Sevgili Tuana ile birlikte hazırlandım tabii ki. Bu gece benim için özel bir gece. Uzun zamandır beklediğim ve heyecanlı olduğum bir gece. O yüzden yine beni yansıtan bir şey olsun istedim. Evet. Biraz dönemsel, biraz da böyle deniz kızı gibi. Kızı gibi, evet, ona benzettim ben de sizi teşekkür şu an. Teşekkür ederim. Muhteşem bir dijital platform hayatımıza girdi. Evet. Siz de yüzlerinden birisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Projeniz belli midir öncelikle? Şöyle, şu anda çok bir şey söyleyemiyoruz tabii sürprizi kaçmaması için. Hı-hı. Ama çok heyecanlı olduğum bir şey var. Kıpır kıpır içim, öyle söyleyeyim. Evet, gözlerinizden de belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde de hakkınızda bazı açıklamalar yapılmıştı biliyorsunuz, dekoltelerle alakalı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? İlk kez görüyoruz sizi. Ben onun cevabını verdim zaten, herkes de duydu. Dediğim gibi, her zaman da söylediğim gibi, ruhumuz nasıl isterse öyle. Peki, yaz geliyor, sizi tatillerde gördük. Ama bir tatil daha olacak mı, yoksa çalışmalar başlayacak mı? Şu an çalışmaya başlıyoruz gibi ama küçük bir aralık yakalarsam bakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler dileriz. Bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem bir gece, evet. Muhteşem bir platform, evet. Ve yüzlerinden birisi olarak, evet, Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi benim için çok heyecan verici. Sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim. Bu arada daha da heyecanlandım. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz şu anda. Çok bahsedemesem de. O yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutlu ve gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet, inşallah. İlk Türk yapımı Kaçış oldu. Hemen, evet, ardından Burak Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok kısa bir süre kaldı. Çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Evet, tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, onunla alakalı küçük bir teaser'dı. O bir fragman değildi. O geceye özel bir şeydi. Evet. Fragmanımız şu anda hazırlanıyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız. Nasıl hazırlandınız geceye? Biraz bahseder misiniz bize? Sonra Rutka Yazış işbirliğiyle hazırlandık. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı. Bizim boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine Rutka'yı hayal etti. Hızlıca bir şeyler yaptık. Evet, hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz de size. Disney karakteri en çok hangisi olmak istersiniz? Ya da olmak isterdiniz? Vallahi Raya var, biliyor musunuz? Son Ejderha diye bir animasyon filmi. Ben bugün de zaten hesap alırken o gift'i kullanmıştım. Üyelik şeyi için, fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. Bir tane şapkalı fotoğrafımda böyle beni sevenler birleştirmiş. Vallahi... Oyuncakları falan var mı? Yok, hayır. Yok. Ama neden olmasın, alacağım buradan sonra. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bir görüntü alalım Demet Hanım.